Avrasya Hospital sağlık rehberi bilgilendiriyor. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Tabii ki farklı tipleri var. Meme kanserinin de farklı tipleri var. Bunları yine patolojik incelemeyle belirliyoruz özelliklerini. Hormonlara yanıt veren tipi var. Hormon tedavisine yanıt vermeyip kemoterapi görmesi gereken farklı tipleri var. Burada tabii ki daha çok hani tipinin belirlenmesi ve buna yönelik tedaviler biraz daha tıbbi konular. Hani bunlar hastaların lezyonu belirlendiği zaman patoloji ve onkoloji tarafından yapılan ve gerekli tedbirleri alınan konular. Evet. Tabii bu arada memede belki de izlenmesi gereken lezyonlar önemli. Hani kistler, fibroadenomlar, evet, diğer kitleler. Bunlar önemli olabilir. Çünkü çok sık görülen lezyonlar. Kadınların çoğunda dikkatli bir inceleme yapıldığında memede kistik oluşumları görebiliyoruz. Yine bazen iyi sınırlı benign tümör dediğimiz, yani kötü davranmayan iyi huylu tümörlerle karşılaşabiliyoruz. Evet. Tabii hastaların hani bununla ilgili de sorular oluyor işte. Hani ne yapalım, iyi huylu mu, kötü huylu mu, kansere dönüşür mü, şimdi yapılması gereken neler gibi. Bu hastaların da sıkı takipte kalması gerekiyor. Bizim uygulamamız şu hastanemizde. Evet. Memede belirlenen her türlü lezyonun mutlaka patolojik incelemeyle değerlendirilmesi yoluna gidiyoruz. Bu eğer uzun süre kalan işte solid dediğimiz sert alanlar içeren ya da komplike dediğimiz kistlerse de o sıvıyı boşaltıp inceliyoruz. Çünkü bazen bunların içerisinde de yeni başlayan tümörlerle karşılaşabiliyoruz. Fibroadenom dediğimiz iyi huylu tümörleri için de yine öncesinde emin olmak istiyoruz. Bu nedenle ince iğne aspirasyonumuzu yapıp patolojik inceleme sonunda bu kisttir, bu fibroadenomdur, kanser değildir diyoruz. Ondan sonra yapılması gereken işlem için tabii ki genel cerrahi uzmanlarımız hastayla birlikte konuşarak karar veriyorlar. Bunların tümöre dönüşme ihtimali düşük de olsa mevcut. Bu hastaları ya lezyonlarını çıkarıp izlemeye alıyorlar ya da eğer küçükse, hastayı rahatsız etmiyorsa ve biz patolojik incelemede beynin iyi huylu olduğundan eminsek hasta belli bir süre izlemeye alınıyor. Belirli aralıklarla geliyor, bakılıyor. Lezyon büyümüş mü, küçülmüş mü, bir değişiklik var mı? Gerekirse bir kez daha inceliyoruz. Ve eğer gerekli görülürse ondan sonra lezyon çıkarılıyor. Ha, o lezyon çıkarıldıktan sonra da bize geliyor. Biz bu sefer o bize gelen kitleyi kesip, kesit alarak, mikroskopta inceleyerek son tanımızı da veriyoruz. Böylece iki tanımız arasındaki uyumu da görmüş oluyoruz. Ve o hasta için de işlem orada tamamlanmış oluyor. Tabii yine izlemeye devam. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi.